Herkese selam değerli arkadaşlarım, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizinle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Yuzu emülatör, yani yeni çıkan Nintendo Switch'in emülatörü. Bu Nintendo Switch'in emülatörü ne işe yarıyor? Nintendo Switch'in emülatörü Nintendo Switch'in oyunlarını cep telefonumuzdan oynamaya yarıyor değerli arkadaşlarım. Birazdan bu emülatörü nasıl indirebileceğimizi, nasıl kuracağımızı, oyunları nereden indirip nasıl tanımlayacağımızı, onun dışında da bazı gereken ayarlar var, onları göstereceğim. Ondan önce bir iki duyurum var, onları söyleyeyim size. Bu videoyu atlamadan zıplamadan izlerseniz bu emülatörü kurup oyunları indirip tanımlayabileceksiniz değerli arkadaşlarım. Nintendo Switch'in oyunlarını eğer telefonunuzun donanımı destekliyorsa. Başka bir duyurum olacak, o duyurum da şu: gerçekten bu videoları çekmek için bayağı yoğun bir emek harcıyorum. Bu emeğimizin karşılığını bulabilmemiz için, bu kanalı büyütüp daha çok kişiye ulaşmamız için yapacağınız tek bir şey var: videolarımızı beğenip paylaşmak değerli arkadaşlarım. Tabii ki videolarım ve kanalım da hoşunuza gidiyorsa abone olup bildirim zilini açsanız da çok daha iyi olur değerli arkadaşlar. İkinci duyurum da bu. Üçüncü duyuruma geçeyim. Üçüncü duyurum da şu değerli arkadaşlarım. Bakın, bu emülatör biraz yüksek donanıma ihtiyaç olan emülatör. Şöyle kısacası bir özetlersek, yüksek donanımdan kastım özellikle Snapdragon 865 ve üstü olan işlemciler değerli arkadaşlar. Bu emülatördeki oyunları oynatabiliyor. Onun dışında MediaTek'li, Exynos'lu ve ona benzer işlemcili cihazlar şu an bu emülatörü desteklemiyor değerli arkadaşlarım. Bunu da şöyle bir not olarak düşeyim, bilginiz olsun. Bu firmanın kendi açıklaması. Değerli arkadaşlarım, şimdi hemen kurulumuna geçelim. İlk önce Google Play Store'a gidelim. Google Play Store'a gelip Yuzu emülatör yazdığımızda, bakın şurada hemen ikinci sırada çıkıyor erken erişimdeki bu emülatör. Buradan tıklayıp indiriyoruz, giriş yapıyoruz ve gördüğünüz gibi şöyle bir ekran karşımıza gelmiş oluyor. Burada start diyoruz. Kırmızıyla beyaz alana tıklıyoruz değerli arkadaşlarım. İzin ver diyoruz. İzin verdikten sonra next diyoruz. Next dedikten sonra değerli arkadaşlarım, bakın burada select case, bizde case istiyor, case dosyası. Şimdi birazdan onların hepsini anlatacağım size. Değerli arkadaşlar, burada at diyoruz. Burada değerli arkadaşlarım games diyor. Bakın, at games. Bunu da birazdan anlatacağım size. Bunları uygulamanın içerisine ayıracağız. Burada şimdi göstermeyeceğim size, çünkü orada göstereceğim bazı noktalar var. Burada devam ediyoruz ve böyle bir bölüme gelmiş oluyoruz değerli arkadaşlarım. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde bakın değerli arkadaşlarım, sağ tarafta bir ayarlar ikonu var. Ayarlar ikonuna tıkladığımız zaman şöyle biraz aşağı geliyoruz. Bakın, Select Games Folder diyor değerli arkadaşlarım. Buradaki bu bölüme tıklıyoruz. Ondan önce şunu söyleyeyim size değerli arkadaşlar. Dosya yönetiminin bölümündeyim. Ondan önce şunu göstereyim size. Şöyle aşağı indiğimizde bakın, Yuzu Emu adlı bir dosya açtım ben burada değerli arkadaşlarım. Bu dosyayı açtıktan sonra dosyanın içine girdiğimizde bakın, ben FIFA 2023'ü indirmişim. 14 GB'lık bir dosya değerli arkadaşlarım. Bunun linkini size video yorum kısmında vereceğim. Bu siteye gideceksiniz. Eğer FIFA 2023'ü oynamak istiyorsanız 14 GB'lık bu dosyayı indireceksiniz. Tabii ki bu dosya birkaç part halinde değerli arkadaşlarım. Bu part dosyaları hepsini indirip bir zip dosya açısıyla bu partları birleştiriyorsunuz değerli arkadaşlarım. Birleştikten sonra bu tabii ki nereye gelmiş olacak? Download klasörüne gelmiş olacak indirdiğiniz zaman. Bunları bu yeni açtığımız, bakın aşağıdaki Yuzu Emu olan dosyaya atıyoruz değerli arkadaşlarım. Bu ilk yapmamız gereken uygulamalardan biri. İkincisi değerli arkadaşlarım, Prodcase. Bakın şurada görüyorsunuz, 3. sırada Prodcase adlı bir dosya var değerli arkadaşlarım. Bunu da indiriyoruz. Bunun da size indirme linkini video yorum kısmına bırakacağım. Bunu da tıklayıp ufak 12 kilobaytlık bir dosya, bunu da indiriyoruz. Bunu indirdikten sonra değerli arkadaşlarım başka bir dosyaya geliyoruz. Bakın, Turnip 23.1.dev adlı bir dosya. Yani bu dosya driver dosyası değerli arkadaşlarım. Bu dosyayı da indiriyoruz. En altta bakın değerli arkadaşlar. Bunu da size indirme linkini video yorum kısmında bırakacağım.
Bunu da tıklayıp indiriyorsunuz değerli arkadaşlarım. Şimdi geri gidelim. Tüm bu dosyaları indirdikten sonra ne yapıyoruz? İlk önce Select Games Folder'a diyoruz değerli arkadaşlarım. Ortadaki bölüme tıklıyoruz. Buraya geldiğimizde bu dosyayı kullan diyoruz değerli arkadaşlarım. İzin ver diyoruz ve o dosyayı kullanıyor. İlk atacağımız dosya bu. Hemen ikinci dosyaya gidiyoruz. İkinci dosyada bakın değerli arkadaşlarım, ikinci dosyada en altta ikinci sırada Intlay Sports Case diyor değerli arkadaşlarım. Buraya tıklıyoruz ve geliyoruz. Burada ne yapıyoruz? Daha önce indirdiğimiz Port Case dosyasını, üçüncü sıradaki dosyayı buraya aktarıyoruz değerli arkadaşlarım. Bunu da aktardıktan sonra hemen biraz yukarı çıkıyoruz. Burada da ne yapacağız? Burada da Intlay Cup Driver diyor. Bu Driver dosyasını da indirmiştik değerli arkadaşlarım demin. Buraya tıklıyoruz, gidiyoruz. Intlay diyoruz değerli arkadaşlarım. Buraya geldiğimizde bakın en alttaki dosya. Bunu da üstüne tıklıyoruz. Bunu da oyunun içerisine atmış oluyoruz. Hemen en üstte ikinci sırada ayarlar bölümüne tıklıyoruz değerli arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda bakın karşımıza şöyle ayarlar bölümü çıkmış oluyor. Bu en üstteki genel ayarlara tıklıyoruz ve buradaki tıkı kapatıyoruz değerli arkadaşlar. Burada başka bir şey ellemiyoruz. Geri çıkıyoruz. Hemen altta sisteme geliyoruz. Sistemde değerli arkadaşlarım en üstteki modu açıyoruz değerli arkadaşlar. Geri çıkıyoruz. Grafik bölümüne giriyoruz 3. sıradaki. Burada ne yapıyoruz? Burada bir şey ellemiyoruz şimdilik değerli arkadaşlarım. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir şey ellemiyoruz. Geri geliyoruz ve değerli arkadaşlarım şimdilik ayarlarımız bitmiş oluyor. Hemen değerli arkadaşlar en altta bakın sol tarafta bir ikon var. Oraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi ayarlarını yaptık. Oyunları da yükledik. Halihazırda gördüğünüz gibi siz farklı oyunlar da bulup indirebilirsiniz Nintendo Switch'e uyumlu olarak. Ben sadece çok fazla FIFA 2023 istediğiniz için onun linki vardı elimde. Onu sizinle paylaştım. Ama siz farklı oyunlar da isteyip yükleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Kurulum şimdilik bu kadar. Şu an ben de oyunları açmakla ya da farklı sıkıntılar yaşayabiliyorum. Bu konularla ilgili yeni gelişmeler ve çözümler bulursam onları da sizinle paylaşırım. Bilginiz olsun. Bu key dosyaları ya da driver dosyaları bunlar farklılık gösterebilir. İnternetten araştırın farklı bu key dosyası ya da driver dosyalarını da bulabilirseniz onları indirip yine de deneyebilirsiniz. Yine de şöyle söyleyeyim size. Bakın MediaTek'li ve Exynos'lu işlemcili cihazlar bu uygulamayı kaldırmaz değerli arkadaşlarım. Bu özellikle uygulamanın kendi sitesinde yayınlanmış bir şey. İleride gelir mi belli değil. Ama şu an sadece Snapdragon'lu cihazlarda bu uygulamayı kurup oynayabilirsiniz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gitse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.